Evet, tekrardan merhaba. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Bugün biraz e, programı yükleme ile ilgili, farklı metotlarla yükleme ile ilgili konulara girelim. Bir de birkaç tane de tool göstereceğim. Şimdi burada bir tane e, SIMATIC memory kartım var. Ne kadarmış? Bu 24 MB'lik bir kart. Bu memory kartlar e, aslında özünde bir SD kart. E, ama... Dışarıdan aldığınız herhangi bir SD kart maalesef... E, BLC'lerle çalışmıyor 1500'lerle. Çünkü bunlar üretim esnasında... E, CID diye bir alan var. E, orada... Kartın... ID numarası... Özel bir alana üretim esnasında, imalatta yazılıyor. Ve bizim CPU'lar da oraya bakıyor. E, orada bir takım bilgileri saklıyor, seri numarası gibi. Üretici üreticiyle ilgili bilgiler var. Dolayısıyla özel bir kart. O yüzden bunu kullanmak gerekiyor. Endüstriyel bir kart zaten. Standart SD kartlardan daha dayanıklı ve daha fazla, daha uzun süre ee, yazma ömrü var. Bu bir. ikincisi USB ile flashlı program atma. veya program atma demeyelim. Programı USB'ye yedekleme. E, doğrudan TIA portaldan USB atma. Dosyaya kaydetme. Ee, onun dışında da bir iki tane de tool göstereceğiz yine bir bir saatlik falan bir video olabilir tabi bu arada Ben normal hızda çekiyorum ve e, montajda da hızlandırmıyorum ama Zaten e, YouTube'da 2x hızında bir buçuk iki gibi böyle hızlarda Eğer yavaş gelirse hızlandırma veya yavaşlatma şansınız var O yüzden ben normal şekilde çekeceğim Şimdi tekrardan Masa üstümüze dönelim Burada Yine kaldığımız yerden projemizi bir açalım. Bir open diyelim. Projemiz bir açılsın. Projemiz açıldı. Şimdi her zaman olduğu gibi Project View'e geliyoruz. Evet, proje açıldı. Şimdi Normalde ne yapıyoruz? Programı yükleyeceğimiz zaman ilgili piyasayı seçip ya buradan download ya da buradan online'dan yine gelip download the device diye biz olarak da Ctrl L, Ctrl L. Compile içinde eee Ctrl B sanıyorum bakayım. Ctrl Build'den geliyor. Evet, Ctrl B yaptığınızda hemen compile eder. Bunları hani e, hızlanmak adına Kısa yolları kullanabilirsiniz. Alışkanlık edindikten sonra çok rahat oluyor. Zaten ben birçok arkadaşın e, özellikle ladderda program yazarken kısa yolları çok sık kullandığını biliyorum. Görüyorum da daha hızlı oluyor. Aynı şekilde bunu compile, yükleme, download, upload için de yine bu tuşları kullanabilirsiniz. Hali hazırda tanımlanmış e, kısa yollar var. Burada tabi hata vardı. Neden? En son bir robot eklemiştik. İşte FaceSafe falan vardı. E, FaceSafe özelliği açılmış Olabilir. Robotta bizim CPU'muz standart bir CPU gibi hatalar olabilir. En son GSTM'li göstermiştik. Bunu siliyorum şimdi. Burada kalmasına gerek yok. Kullanmayacağız zaten. Yani örnek için göstermiştik. GST'yi de silelim. Kaydedelim. Bakın yine PLC'mi seçtim. Daha sonrasında CTR ile B yaptığım zaman compile etmeye başlıyor. Şimdi bazen yükleme yaparken hani şu pencereyi bilirsiniz diyalog penceresi açılıyor yükleme yaparken. Şimdi bazen bu pencere açılmayabiliyor veya bu pencere açılıyor ama bundan önce bir penceremiz vardı. Network arayüzünü falan seçtiğimiz. Orası gelmiyor. Bunun için şunu yapabilirsiniz. PLC seçilirken CPU ve yükleme yapacağınız cihaz online extended extended downloaded device. Bunu seçtiğinizde o ilk pencere burası gelir. Buradan e, kartla ilgili değişiklik yapmak isterseniz veya port ve benzeri işlemleri buradan yapabilirsiniz. E, aynı şekilde online olurken de bazen CPU online olurken o pencere gelmez, gelmeyebilir. En son kaldığı ayarla direkt online olmaya çalışabilir. Bu gibi durumlarda yine gelip bu, online ee, aynı şekilde Extended Go Online dediğinizde yine bu pencereyi açar. Sonrasında online işlemini siz manuel olarak ilerletirsiniz. Bu da yine kısa bir bilgi olsun. Şimdi şu tarafta e, device projektörü altında device'ten olduğu yerde aşağı doğru geldiğimizde bakın Card Reader USB Memory diye bir yer var. Şimdi burayı biraz kurcalayalım. Burayı kullanmamışlar için. Öncelikle burada herhangi bir şey yok. Boş burası. Biz buraya bir tane card reader tanımlayacağız, ekleyeceğiz. Bu bir cihaz değil. Yani herhangi bir şekilde bir şey, bir cihaz veya bir USB çevirici bir şey bağlamanız gerekmiyor. Bu sadece programsal olarak ekleyebileceğimiz bir modül gibi düşünün. Buraya çift tıkladım. Et e, burada user defined card reader diyor. Burada bir klasör seçmemizi istiyor aslında. Bunu da e, Automation'a yine gelebiliriz veya desktop'a gelebiliriz. Burada yeni bir klasör açıp buraya card reader yazamadım tam. Card reader diyelim. Card reader adında bir klasör oluşturdum. Select folder diyorum. Buraya bakın reader olarak bir dosya ekledi. Aslında bunu bir drive gibi, bakın cihaz gibi ekliyor. Buraya bakarsanız online kart data diye kartın içinde herhangi bir şey yok. Şimdi bunu ekledikten sonra biz projeyi yüklerken şunu yapabiliriz. PLC'yi aldım ben şuradan komple tutup sürükleyip card reader'ın içine şöyle atabilirim. Bunu atma direkt yükleme penceresi gelecek. Sanki bakın CPU'ya yüklermiş gibi target device'ta de CPU çıkıyor. Load diyorum. Bunu aslında buradaki dosyaya atıyor. Ama compile edip yani PLC'nin anlayacağı dile çevirip sanki bir kartı atar gibi e, atıyor. Buraya da bakarsanız program bloklarım falan buraya geldi. Yükledi aslında. Bunu da görmek için şöyle masa üstüne gelip card leader'ın içine gelirsiniz. Bakın burada görebilirsiniz. Bu artık bizim kartın içerisine attığı dosyayı direkt bir dosyaya attı. Şimdi bunu dosyaya atmak yerine istersek doğrudan karta da yazabiliriz. Karta yazmak için ne yapıyoruz? Kartı yazmak için de memori memory kartı, SD kartı aldık, simatik memory kartı. Bunu normal bilgisayarın, her laptopun e, SD okuyucu kısmına takabiliriz. Burada benim laptopumda SD okuyucum var. Ben buraya takacağım. Bunu şeyle karıştırmayın. PG'lerde olan, e, PG'lerde iki tane kart okuyucu var. Bir tanesi s 300lerin kartını okuyabiliyor, simatik memory kartları. E, onlar SD kart gibi değil, onların biraz daha farklı özelliği. E, bu ise 1500'lerin, 1200-1500'lerin kartları ise doğrudan Windows'un, e, pardon laptop'un standart SD kart okuyucusuna takılabiliyor. Şu an ben e, oraya taktım mesela. Evet şimdi bir de dediğim gibi şeye bakalım. Ee, SMC kart üzerinden. SM, doğrudan SMC karta program atmaya bakalım. Şimdi şöyle göstereyim. Benim e, bilgisayarımın SD kart okuyucusu yerine ben harici bir kart okuyucu şu an kullanıyorum. Çünkü sanal makinedeyim ve sanal makine e, direkt kendi bilgisayarımkini görmedi. Şimdi bu kartı taktıktan sonra aslında host dediğimiz e, ana makine işletim sisteminde bunu görebiliyoruz. Bakın buraya geldim. Burası ana makinem benim. Burada Hash e, Simatic MC dediği yer burası. Kartın içine girdiğimizde herhangi bir bilgi yok. Sadece sistem Volume Information diye bir şey var. Hash e, bunu tabi sanal makinenize içine geldiğinizde normal şartlarda göremeyebilirsiniz. Muhtemelen göremeyeceksiniz. Bakın burada sadece C diski var. Onun dışında bir disk yok. Bunu ee, sanal makinenize içine bu kartı yani o USB bağlantısını filtre etmemiz lazım. Göstermemiz lazım. Onu da şuradan aygıtlara gelip USB'ye geliyoruz. Buradan ee, bizim çeviricimiz USB kart okuyucumuzu buradan bulup Eee aktif ediyoruz. Yani sağ makinenin içerisine alıyoruz. O da şu galiba generic generic multi card device. Bunu seçtim. Eğer doğruysa getirmesi lazım. Evet. Bakın simatik diye geldi buraya. Şimdi bu gelince tabi e, bilgisayara takılınca hemen TIA portalda algılıyor. Bakın burada removable devices altında bunu görüyor. Ben şimdi az önce yaptığım işlemi burada da yapabilirim. Doğrudan PLC'den böyle sürükleyip şuraya atabilirim buraya attığım zaman yine e, kartın içerisine yüklüyorum. E, tabii yükleme penceresi açması lazım bana. Şuradan tutup şöyle kartın üzerine bırakayım. Burada bize yükleme penceresini açıyor. Load diyoruz. Doğrudan bunu e, kart okuyucudaki memory kartın içine atıyor. Artık bu kartı örneğin bir müşterinize sahadaki birine lazım olduğunda kargo yoluyla ulaştırıp doğrudan piyasaya taktıklarında çalışacak hale geliyor. Bu yine bir yöntem. Diğer bir yöntemde hani USB ile ulaştırıp hani kartı takmak değil de SMC kart kullanmak yerine gideceği yerde zaten hala da PLC var ve çalışıyorsa üzerinde kartı varsa sadece programı yüklemek istiyorsa kullanıcı e mail ile de gönderilebilir veya USB'ye atmak isterseniz de. Aynı şekilde bakın burada e yine sanal makinede USB'ye gelelim. Burada... Kingston Data Traveler, Şurada bir USB diski var. Flash belli. Onu da aktif edelim. Sağ makine içerisinden. Bakın geldi o da. K olarak. Yine onu da e, biz ekleyebiliyoruz. Aynı dosya ekler gibi. Şuraya gelip Add User Defined Card Reader diyorum. Bu defa gelip Kingston dedi. Bunu gösterip Select Folder diyorum. Bu sefer aynı şekilde PLC projemi tutup buraya Pardon buradan tutup sürükleyip üzerine bıraktığımda yine aslında karta yükler gibi buraya yüklüyor şimdi neler yaptık bir dosya attık masa üstündeki bir MC kartı attık Bir de USB attık üç farklı şekilde doğrudan piyasi atamıyorsak Bu arada bu e, SMC kart takılıyken kartın üzerine gelip şöyle sağ tıklayıp Card Reader USB Memory seçeneğinden iki tane seçenek daha çıkıyor. Create Firmware Update Memory Card. Yani bir CPU'nun firmware'ını update etmek için gerekli dosyaları buraya ekleyerek bir firmware update kartı yapabiliyorsunuz. Kartı taktığınızda doğrudan CPU update işlemini başlatıyor. Aynı şekilde bunu HM içinde buradan yapabiliyorsunuz. Bu USB'de de benzer şey olabilir. HDMI'de özellikle geçerli. PLC'ye tabi bunu takamayız ama HDMI'larda geçerli olabilir. Buradan yapılabiliyor. Şimdi bunları yaptıktan sonra birkaç tane de tool göstereyim. Bunlarla kombin olarak kullanabileceğimiz. Örneğin Simatic Automation Tool. Bunu Google'a yazıp bulup indirebilirsiniz. Yine Siemens'in bir programı. Şimdi buradan yine des Ethernet kartımızı seçiyoruz. Burada bir uyarı veriyor. Otomatik almazsan manuel girmen gerekir IP adresin diye uyarı veriyor. Bu çok önemli bir şey değil. Evet o uyarıyı geçtikten sonra bu programın arayüzüne geliyoruz. Bakın bunu ee, ücretsiz versiyonu da vardı. Basic olanı. Bir de Advance'i var. Ben de galiba Advance kurulu olduğu için lisans istedi. Veya yeni versiyonda lisans gerektiriyor olabilir. Ondan çok emin değilim. Yani ilk sürümleri ücretsizdi. Bunun güzel tarafı hani TIA portal olmadan da bir takım işlemler yapabiliyoruz. Ee, örneğin uzak bir yere e, pano gönderdiniz veya makine gönderdiniz. Gittiği yerde de kullanıcıda TIA portal yok veya bakımcısı yok işte çok bu işlerden anlayan birisi yok. Sadece bir güncelleme yapılacak. Şey diyebilirsiniz İşte oraya bir bilgisayar kurun. Uzak masaüstü yapalım. İşte Simatic Automation Tool'u da indirtirsiniz linkini ve oradan TIA olmadan da yükleme yapma. işte programın backup'ını alma, yedeğini geri yükleme, firmware update yapma, run stop gibi bir takım işlemleri, IP adresi değiştirme gibi, resetleme gibi işlemleri buradan bu tool üzerinden yapabilirsiniz. O yüzden oldukça işe yarar bir tool. Neler yapabiliyoruz? Bakın set IP adres, set profile name, program update gibi. Şimdi şöyle isterseniz bir taratalım. Bakın şurada bir scan the selected network diyor. Benim e ethernet kartım üzerinden bağlı olan cihazları bulmaya çalışacak. Bu karta bağlı olan. Kaç tane? 6-9 tane cihaz buldu sanıyorum. İşte burada CPU'larım var. Ee, şurada görüyorsunuz. S7-1500'üm var. Şu tarafta ee, S7-300 var. 1200 var. Uzak ayolar var. S, Burada bir demo setimiz var. Hani özellikle pandemide evden çok sık çalıştığımız için ihtiyaç olduğundan böyle bir şey yapmıştık. Yine devam ediyoruz. Bu sertifika soruyor. Always dedik. Güven diyoruz yani. Şimdi bakın 15-15 CPU yeşil. Şey, IP adresinde görebiliyorum. Şimdi ben bu CPU'yu seçip set device name deyip ee, buradan device name ataması program update firmware update gibi kısımlar var. Bunları buradan yapabilirim. Veya backup yükleme gibi data protection memory ile ilgili işlemleri buradan bakabilirim. Kart browser'da PCI içerisinde karta bakabilir neler varmış diye. Burada bakın işte SSD web web uygulaması ve içerisindeki memory kartı program kısmı burada gözükmüyor zaten. Anlayacağımız gibi bir görüntü değil zaten orası. Compile demiş makine dili. İlk açtığımızda gelen sayfada buydu. Şimdi ip adresi setlemek istersek, cihazı seçtikten sonra şuraya ip adresini giriyorsunuz. New ip adres diye girdikten sonra da set için ee, burada komut var. Bakın update selected device buradan set ip adres dediğinizde ip adresi atıyor. Device name kez de aynı şekilde buraya geliyorsunuz. Device name'i değiştirmek istediğinizde buraya e, yeni ismi yazıyoruz. Örneğin CPU1 diyelim. Daha sonra buradan yüklüyoruz. Onun dışında önemli olan kısımlardan biri program update. Şimdi dediğim gibi TIA Portal varsa zaten sorun yok ama TIA hem bir maliyeti var lisans tarafında hem de her yere hemen kurulamayabiliyor. Biraz zaman alıyor. İşte her bilgisayar kaldırmıyor performans gerektiren bir yazılım. Biliyorsunuz. Bu daha hafif ve ücretsiz versiyonu da vardı. Ne yaptık? Programı biz müşteriye mail ile gönderdik. Bu şekilde TIA'dan bir dosyaya kaydettik. Sonra o dosyayı mail ile gönderdik. Müşteri bilgisayarından şimdi geliyoruz buraya. Buraya tıkladıktan sonra desktopta card reader vardı. Bunun içerisinde şu klasörü göstereceğiz. Yani bir program dosya değil de klasörü yine select folder diyoruz. Klasörü gösterince onun içerisinde simatic.s7s uzantılı bir dosya var. Bu bizim aslında projemizi tutan kısım. Daha sonra bunu yaptıktan sonra şöyle biraz sola geleyim. PLC seçili. Bakın burada yine şu butonda. Hangi işlemi yapıyorsam burada o aktif oluyor zaten. Bu multifunction bir buton. Program update diyorum. Burada işte seçilen dosya yüklenecek. PLC toba alınacak. Okey mi? Okey diyorum. Bakın şu anda bağlanıyor. Projeyi PLC yatıyor Önce stop aldı. PLC'nin ışıkları yanıyor. Oradan gözükmeyebilir. Daha sonra işlemi bitirdi. Yüklemeyi yaptı. Ben bunu gelip tekrar PLC buradan run'a alıyorum. CPU run'a aldıktan sonra yeşil oldu. Okey. Şu anda evet her şey yeşil. Bakın projeyi TIA'daki projemi buraya attım. Bunu müşterileriniz de bu şekilde yapabilir. Aynı şekilde online backup dosyası varsa eğer daha önce hatırlarsanız backup almıştık. Bir önceki videoda S7500'ün içerisine yine geldim. CPU'nun içerisine. Online backup'a geldim. Bakın burada backup dosyam var. Bunu sağ tıklayıp save diyelim. Bunu da masaüstüne atalım yine. Yine Simatic Automation Tool vasıtasıyla bu defa e, program update değil de Restore from Backup seçeneği var. Bunu seçip buradan backup e, dosyamı gösteriyorum. Onu da desktopta şuydu bakın online backup. Open dedim. Yeşil oldu. Okey. Dosya kabul edildi. Burada soru işareti var. Eğer diyor şifre varsa ee, buraya gir diyor. Password'un varsa backup'ta veya projende. Bizimkinde yoktu. Daha sonra bunu aynı şekilde yüklediğiniz zaman bu backup'ı da buraya atıyor. Aynı az önce programda yaptığımız gibi. Bu yeni gelmiş bu özellik. Bunu daha önce görmemiştim. Ping Selected Device. Şu anki versiyonu 5.0. Bakarsanız. About Automatic Automation Tool dediğiniz zaman. Burada versiyon 5.0. En, şu an en günceli bu. Pink dediğimizde bakalım. Ee, sonucu buradan görebiliriz. Evet. Successful, successful diyor. Yeşil zaten. Cihazı gördüğünü anlıyoruz buradan. Onun dışında neler varmış? Benim de belki daha önce görmedim. Özellikler vardır. Burada insert device diyor. Böyle mevcutta olmayan bir cihazı belki buradan ekliyor olabilirsiniz. Oları denemedim daha önce. Ee, burada neler var? Identify bu ledlerini yakıp söndürüyor. Gerçekten doğru cihazı mı bağlayayım? Onu görmek için. Resetleme cihazı fabrikalarını alma. Diagnostik yine buradan. Girebiliyoruz bakın. Show device diagnostik. Çok güzel bir tool aslında. Yani elinizde olmadan birçok şeyi yapmanıza imkan sağlıyor. Bakın şu anda diagnostik buffer görebiliyor. Herhangi bir problem var mı yok mu? Buradan görebiliyoruz. Ee, devam edersek saat tarihini ayarlayabiliyoruz. CLC'nin backup da alabiliyoruz buradan bakın. Full backup. HMI'nin reçetelerini falan alabiliyormuşuz. Restore dediğinde de mevcut backup'ı buradan restore ediyor. Datalogları okuyup silebiliyoruz. Firmware update için buradan yine firmware update yapabildiğin update dosyasını indirip Buraya ekleyip o da şurada mesela geldik buraya firmware update dosyasını gösterip buradan kolaylıkla update yapabiliriz. Ee, burada ayarlar kısmında bu programın kendi ayarları. Gördüğünüz gibi çok basit e, oldukça kullanışlı bir araç. Simatic Automation Tool bunu da göstermiş olduk. Bir tane daha yine kullandığımız bir tool var. <laughs> bu da daha ziyade network ile ve IoT ile ilgili ProNeta diye bir tool. Bunun iki çeşidi var yine. ProNeta Basic, bu benim şu anda kurduğum kullandığım. ProNeta Basic, 3.6'ymış versiyonu. Yine Google'a yazarsanız, bizim CEO's da yani Symatic, Siemens Industry Online Support dediğimiz hani kısaltma olarak SIOS diyoruz biz. Support'tan indirebiliyorsunuz. Bunun bir de ProNeta ProNeta Basic bir de ProNeta Professional var. O biraz daha böyle ITC'ler için arayüzü yok, görsel bir arayüzü, şey tabanlı tamamen dost dost değil de komut satırı tabanlı terminalden işte işlemleri yapıyorsunuz biraz da ağdaki cihazları yönetmekle ilgili daha profesyonel bir şey Pronto Basic de bizim için daha sağ seviyesinde çalışanlar için daha kolay arayüzü görsel arayüzü olan hızlıca network taraması yapabildiğimiz networkteki cihazları ip device name ataması yapabildiğimiz çok da güzel çalışan bir tool Bazen Tia'nın bulamadığı şeyler bile Burayı, buradan bulabiliyorsunuz bazı cihazları görüntülemediğiniz cihazları bakın buradan network analiz kısmına tıkladım mesela açılan ilk sayfadan bakın topolojiyi de getiriyor güzel tarafı tak diye hangi cihaz hangi porttan nereye bağlı görebiliyorsunuz şöyle biraz zoom yapayım. hiçbir şey taratmadım zaten network kartım seçiliymiş onu şuradan seçebilirsiniz konfigürasyona gelip ee, pardon buradan değil settings'e geliyorduk settings'ten Network adaptörü geliyoruz burada benim zaten desktop adaptörüm bakın ip adresim de belli Buradan seçili GSTM falan da galiba buradan cihazların GSTML'lerle ilgili işlemler de buradan yapılabiliyor Burayı kullanmamıştım Şimdi ne, neler var basitçe network analize geldik bakın e, direkt olarak ağı tarıyor İsterseniz isterseniz Refresh dediğinizde bağlı olan ağdaki bütün cihazları tarıyor, tarama yapıyor. Bu tarama sonucunda da cihazlarla ilgili tüm bilgileri bulabildiği bilgileri erişebildiği. işte MAC adresi, IP adresi, device name'i, cihazın üzerindeki ismi, MLFP numarası, firmware numarası gibi bilgileri getiriyor. Şurada bakarsanız hardware versiyonuna kadar. Biraz daha zoomlayalım şöyle. Bakın cihazların da hangisinin hangi porttan nereye bağlı? Bakın benim mesela bilgisayarımda ProRent açık bilgisayar metanet kartından çıkmışım. Nereye? Burada bir X200 switch'imiz var. Bunun 8 numaralı portuna gelmişim. 7 numaralı portunda 1200 var. altı numaralı portunda S, S, S var. ET100 -S, S ion var. Onun dışında baktığımızda yine burada bir işte ikinci bir CPU var 1500. Onun Birinci portundan switch'e bağlı ikinci portundan bir mp'ye gidiyor mp'den devam edip sp'ye gidiyoruz Burada bir yine sp station'ımız var S7300 var Yine bir piyasa var bu bizim kendi kullandığımız soldaki piyasamız onu da ikinci portundan bağlamış Çok güzel yani hangi portta ne var Çok güzel hızlı bir şekilde gösteriyor Bu mutlaka bunu indirin bulunsun elinizde Hani yarım bir gün ücretli olabilir Şu an hazır ücretsizken yeni versiyon çıksa da eski bir kullanırsınız yani uzun süre işinizi görür. ya zaten ücretsiz hani ücretsiz devam edebilir de muhtemelen. Şimdi neler yapabiliyoruz başka burada? Örneğin ben şu ION'un etg IP adresini değiştirmek istiyorum. ya device name'ini değiştirmek istiyorum diye Şunun içerisine yani çift tıkladım. Burada zaten IP'yi görüyorsunuz. Buradan girip set dediğinizde direkt değiştir veya istasyon ismi device name'i e, profinet'te kullandığı device name'i e, buradan ismini değiştirip set dediğinizde direkt kalıcı olarak da şey yapabiliyor değiştirebiliyor Başka neler yapıyoruz ayo e, testi yapabiliyoruz Mesela sağ tıklayayım buraya start ayo test dedim. Aio test dediğim zaman bakın bir pencere açtı böyle çok güzel ayonun üzerindeki modülleri de gösteriyor bana bu modüllerin e, konfigürasyonunu da gösteriyor neler seçilmiş bunları da değiştirebiliyoruz zaman Evet şimdi devam edelim şu ayı gösteriyordum en son örneğin ben bununla ilgili test yapacağım mesela aio testi start aio test dedim tıklayıp. Burada cihazın içerisine geliyorum. Bakın bağlı e, ulaşabiliyorum. Power, OK. Şimdi burada şuna dikkat edin. Eğer test yapmak istiyorsanız mutlaka e, şey yapmanız lazım. PLC ile bağlantısını kesmeniz lazım. Cihaz bir IOController'a bağlı bağlıyken e, aynı zamanda da bu tool ona müdahale edemiyor. Çünkü masterı o anda PLC olduğu için cihazın müdahale edemiyoruz. E, onun için onu kesmeniz lazım. Şimdi bu cihazın üzerindeyken gözlüğü taktığımızda uyarı veriyor. İşte forslamalar falan olacak. Inputlar görüntülenecek vesaire. Devam etmek istiyor musun diyor. Okey dedik. Şimdi burada modülleri de görebiliyoruz. Bakın her bir modül üzerinde ayrı ayrı detaylar var. Örneğin bir 8'li dijital input modülüm var burada. Bu modülün parametrelerine de bakabilirim. Konfigürasyonda neler yapılmış. Burada açıklamaları falan görebiliyoruz. onun dışında diğer modülleri işte analog modüllerim falan var. Bu gözlüğü kapattığım zaman buralarla oynayabiliyorum. Bunları geçici olarak değiştirebiliyorum. Daha sonra PLC'ye yeni yükleme yaptığınızda PLC'deki data record'lar yazılacağı için en son TIA'da ne yaptıysanız CPU üzerinden onlar aktif edilecek. Ama burada geçici olarak bir şeyleri denemek isterken örneğin bir sıcaklık testi yapıyorsunuz. Elinizde bir termokupul var ama K tipi mi, P tipi mi ne olduğunu anlayamadınız. Ya şuradan bir değiştireyim deneyeyim falan dediğinizde daha kolay. Yani sürekli PLC'den program yükleme etmeyle uğraşmayacaksınız. Ya çok güzel bir tool. Örnek yapalım. Şimdi mesela gözlüğü takalım. Monitoringi aktif edelim. Şimdi öncelikle elektrik Device Online diyor. Ve offline diyor. Ee, şöyle yapayım. Device Selection'a girelim. Yanlış cihaza gelmiş olabilir. Şu SP2 idi benim cihazım. Buna gelelim. Gözlüğü takalım. Continue. Okey. Şimdi yeşil. Şimdi şuraya gelip bakarsanız mesela ben burada butonların bağlamına. Şurada bir buton kutusu var. Buradan baktığınızda mesela bastım. Bakın ayom geliyor. Bıraktım gidiyor. Sensörüm görüyor. Görmüyor. Okey. Gelip buraya bakın. Test kısmına geliyorum. Ben buradan manuel olarak diyorum ki şu kanalı test ettim. Okey. Ondan sonra peki burada bakın şeyler de var. Sembol isimleri, adresleri, komentler. Bunları ben tek tek girecek miyim tekrardan? Ya da ne olduğunu bilmiyor olabilirim. Burada bir sürü modül olacak. Yüzlerce belki. Şimdi zaten TIA'da projeyi yaptıysak, hazırladıysak daha önce o zaman direkt buradan alabiliriz TIA Portal'dan. Onu nasıl yapıyoruz? Onu da göstereyim. TIA portalda ilgili hardware'e geldik. İşte bu PLC olabilir, I olabilir. ya ee, gerçi buraya gelmenize de gerek yok. Doğrudan bütün proje için atıyor bunu. O yüzden şöyle yapıyoruz. Tools'a geliyoruz. Buradan export cax data. cax gördüğünüz zaman şeyi ifade ettiğini anlayın. Siemens'te Almanca'dan geliyor olabilir. CAD, Cam programlarını oradaki çizimleri ifade ediyor. Yani bir cihaza ait, CAx data diyorsa Siemens'te sitelerde görürsünüz, Aymolda veya supportta Bu şu demek, o cihaza ait, eplan çizimi olabilir, Cat datası olabilir, üç boyutlu çizimleri, patlak resimler olabilir. Bunlarla ilgili demek. Ben bunu export ettiğimde de projemdeki. Olan bütün dataları neler varsa proje içerisinde bu cihazları tüm cihazlarla ilgili bunların içerisinde semboller adresler falan da oluyor. Bunları birlikte export ediyor. Export dediğim bakın EML formatında atıyor. Automation Markup Language. Masa üstüne bunu Tia Portal First Training EML diye atalım. Bunu böyle kaydetsin. Şu anda oluşturuyor. Burada tabii şey içinde de atıyor. Yani proje bazlı attığı için orada mesela 1200 falan da onun içinde atacak. Hepsini oluşturuyor tek bir dosyada. Bakın dosyamız şu. Bunu da şöyle bir açmayı hiç denemedim. deneyin Notbette neler varmış. Bakın aslında XML formatında detaylar var. Yani bir mapping gibi bir şeye benziyor. Key value pair tarzında. anahtar kelime ve değeri gibi hep iki nokta üst üste şeklinde burada tanımlıyor. Şimdi bunu attıktan sonra tekrar ProNet'e dönelim. Bu sefer import edeceğiz. Onu da şuradan bakın. Ee, import symbol names from eml data diyor. Tıkladım. Bu dosyayı seçtim. Buna import ettiğimde burada projemde tanımlı olan şeyler geliyor bakın burada. Hangi modüllerim varsa onların üzerindeki isimler, semboller, adresleri burada input word analog input kanal bir gibi gibi şeyleri de görebilirsiniz. Şimdi buraya ben tekrar döneyim. Ayo testlerimi yaparken de şuna bakıyorum. İşte test ettim. Yanımda belki bir arkadaş var. Baktım kanal bir geliyor gelmiyor. Yani push buton geriye bas dedim. Bastı, bastıkça geliyor. Bırak. Okey. Yani bu fonksiyonu düzgün yana getiriyorsa buraya okey deyip geçiyorum. Bu şekilde testlerimi yapıyorum. Ondan sonra işte burada mantar şey butonum var. Mod butonu. Bastım. Okey. Diğerleri için herhangi bir şey yok. Not assigned. Da bırakabilirim. Bu şekilde testleri yapıyoruz. Bakın burada kanallarım kapalı. Yani bağlı olsa burada belki sıcaklıkları falan göreceğim. böyle testleri yaptıktan sonra isterseniz bunu da test result'ı kaydedebilirsiniz. Sev sonra bunu da yine CSV formatında kaydediyor. Burada zaten bir kere test ettikten sonra görsel olarak gördükten sonra artık result'a da gerek kalmayabilir. Aynı şekilde output'lar için de yapabiliyoruz. Burada output'u mesela force'layabiliyoruz. Manuel set edebiliyoruz. Örneğin burada ne var? LED green. Bakın ben burada output'u mesela bir yapıyorum. Bak geldi. Şuraya modüle bakın. Görüyorsunuz. Diğerini diğerini 3 kanalda şu an bir yaptım. Tek sıfıra çekiyorum. Yani şeyin çalıştığını buradan görebiliyorum. Gayet güzel. Gördüğünüz gibi gayet güzel. Hani test yapmak için. Ayrıca diagnostik kısmı da var. Burada modüllerin diagnostik bilgilerinde varsa bir hata bunları da görebiliyoruz. Ee, onun dışında neler var? IO testimiz var. Her cihaz için bunları ayrı ayrı dediğim gibi yapabiliyoruz. Başka Flash LED yine yaptırabiliyoruz. Burada detay olarak cihaza tıkladığımızda o cihaza ait anlık olarak yani detaylar gözüküyor. Her bir slotunda hangi modül var, neler var. Mesela IMEI seçmiştim. Burada detayları görebiliyoruz. Ana sayfaya gelelim. Network analizi. IOTES. Bir de bunun dışında Profesyonel olduğu zaman da daha fazla şeyler yapabiliyorsun. Mesela record, data recordları yönetmek için modüllerde de işte daha detaylı profesyonel analizi vesaire konular içinde. bunun profesyonel daha ücretli versiyonu var. Bu ücretsizdi. Ee, bunu da görmüş olduk. Güzel bir tool. Mutlaka kullanın. Onun dışında da Sinek, Sinek PNI biraz daha network daha detaylı bir network tool'u. Bunu İlker abinin aslında ilgilendiği konu çok kullanmadım açıkçası. Ama ileride belki biraz tecrübe kazansak onları da paylaşırız. Şimdi e, tool'lar böyle, bu şekilde olsun. Başka TIA'da atladığımız bir yer kaldı mı? Hani en azından bir temel seviye diyebileceğiz. Başlangıç için neyin ne olduğunu biraz daha böyle rahat rahat kullanmak, alışmak için hani aktarmaya çalıştım. Onun işte ayarlar kısmında da yine birkaç şeye bakabiliriz. TIA portalda settings'e geldiğimiz zaman burada bazı şeyleri değiştirebilirsiniz. Ee, i̇şte user interface language diye burada dili değiştirebilirsiniz. Ondan sonra en son kaç tane projenin açık olduğunu, son projenin adetlerini buradan son 100 proje işte son 10 projeyi göster gibi şeyler, ayarlar var. Security kısmında e, user authentication gibi ayarlar var. Connection'la ilgili ayarlar var şurada mesela bir müşterimiz sormuştu. Uzun süre bilgisayarı kullanmayınca offline'a geçsin istiyordu. Ee, biz hani bu ayarı ben bilmiyordum. Daha önce hiç dikkat etmemiştim. Openness'la falan yapılabilir dedik ama zaten hali hazırda TIA'da böyle bir özellik varmış. Yani diyelim bir bakımcısınız bilgisayarınız açık ve sürekli bir yeri monitör ediyorsunuz. İşte yemek arasına gittiniz bir yere gittiniz bilgisayar başına ayrıldınız. 20 dakika geçtikten sonra veya buraya yarım saat bir saat girip şu kadar süre gelmezsem connection'ı kapat diyebilirsiniz boşuna meşgul etmesin. Eee, PS programlamayla ilgili yapabileceğiniz burada ayarlar var. İşte Ladder'da, SCLE'de kullandığınız dillere özel, onlara mahsus. Mesela ben SCLE'de genelde yaptığım bazı ayarlar var işte. Bunlardan bir tanesi aslında şeyle ilgili, eee, text ile ilgili şeylerin fontunu arttırıyorum yazı fontunu özellikle eğitimlerde falan rahat görebilmeniz için. Keyboard shortcut'lar var buradan hem görebilirsiniz hem değiştirebilirsiniz. Neyi nereden yapıyoruz. Ee, örneğin mesela ile B demiştim compile için. Gerçekten öyle mi bakalım. Alfabetik gidiyor bu liste. C'ye geldik. Burada göremedim ama. Burada Tüm shortcutları aslında görebiliyoruz. Mesela ladder'da yazarken ctrl-shift-3 bunlar Değişebiliyor mu? Bunlar system defined Kendiniz de ekleyebiliyorsunuz user defined'larda Add input mesela şuradan evet buradan atama yapabiliyoruz buradan yeni tuş verebiliyorsunuz Yani bazıları eskiden e, Simatic manager'da alıştıkları kısa yolları kullanmak isteyebiliyor e, Onlarla ilgili Değişiklikler yapabilirsiniz Burada diğer ayarlar var. İşte CX ile ilgili external application dışarıdan ekleriz. edinler falan. Ee, versiyon kontrol interface bu da işte git gibi şeyleri kullandığımızda versiyonlama için. Hmm, genelde aslında software update, otomatik yap yapma gibi şeyler var. Şurası mesela script text editor. Ben burayla genelde oynuyorum. Şu font size'ı büyütüyorum. Hani özellikle scl falan program örnekleri gösterirken rahat rahat görebilmeniz için. Buralarla işte tablerde ne kadar boşluk bırakacak. Buralarla oynayabilirsiniz. Gibi. Mesela bu 4 olur, 3 olur. Değiştirebilirsiniz. STL'inki ayrı, SCL'inki ayrı gibi. Burada da işte TIA'nın belli başlı bazı ayarları var. Oradan yapıyoruz. Projelideki şeyleri yazdırabiliyorsunuz. Ee, arşivlemek isterseniz. Şimdi Save As var. Bu Save As projeyi farklı kaydediyor. Dosya ismini değiştir. bu şekilde kaydedebiliyorsunuz. Bir de Archive dediği arşivleme var. Önce kaydetmemi istiyor. Bunu da ZAP formatında tek bir dosya olarak atıyor. Yani zip gibi dolayısıyla bunun hem saklaması hem de bir yerlerle paylaşması daha kolay oluyor. E, referans proje diye bir şey var onu da göstereyim şimdi mesela siz bir projede çalışıyorsunuz bu sizin çalıştığınız anlık projeniz. Bir de e, bir proje daha açıp Oradan da Bir şeyleri kopyalamak istiyorsunuz daha önce yaptığınız bir projeyi buradan referans proje olarak Açabilirsiniz örneğin soft ile ilgili bir şey denemişiz. Açalım onu referans proje olarak. Bu açıdan projede bir değişiklik yapamıyorsunuz. Bakın sönüktür her şey. Ama kopyala yapıştır yapabilirsiniz. Buradaki program bloklarına geldim. Burada main ob1 mesela ne varmış bakalım. Hatta böyle ekranı ikiye de bölebiliriz. Bu arada ben ekranın sağ tarafında bu açılsın istersem. Iki, şöyle yapabilirim bakın. Bunu kapatıp ekranı ikiye bölüp ne kapatayım. Ekranı ikiye böldüm. Şu sağ tarafa girip şunu tıklayıp bu ataç bu tarafa geldiğinde o 1e tıkladığım zaman bu tarafta açar. Bir sonraki pencereyi bu tarafta açsın istersen. Buraya ataca tıklıyorum. Burada da kendi o böbürümü açayım. Sol tarafa örneğin. Ben bu taraftan bir şeyler kopyalayabilirim veya baka baka bir şeyler yazabilirim. Bu proje benim için bir kaynak referans proje. Ama değişiklik yapmıyorum. Sadece kopyala yapıştır veya görsel olarak bakmak için. Çok güzel bu da bir özellik. Onu da göstermiş olalım. Burada başka view'deydik galiba şuradan. Ekran klavyesi ihtiyacınız olursa buradan kullanabiliyorsunuz online'ları gösterdik. Simülasyon falan şimdi girmeyeceğim zaten çok detaylı göstereceğiz. Hardware detection'ı e, gösterdim. Hmm. Detection'ı göstermedim pardon. Upload'u gösterdim. Bir de PLC eklerken detect etmeyi göstereyim. Bir de hardware detection var. Onu da göstereyim. Hardware Detection'da şu. Yeni bir proje oluşturdunuz. Projede hiçbir cihaz yok. PLC'niz var. Sağda bağlı cihazlarla bu cihazları projenize almak istiyorsunuz. Eklemek istiyorsunuz. O zaman tek tek yine katalogdan eklemek yerine şunu yapabilirsiniz. Online'a gelip Hardware Detection ProfiNet Devices From Network dediğinizde burada yine bir pencere açıyor. Buradan aratıyorsunuz. Bilgisayarınızın kartıyla, Ethernet kartına bağlı olan porttan Sadık cihazları. Burada ekleyebileceğiniz cihazları getiriyor. Tabi bunlar hard şeyleri getiriyor. Daha çok ayoları getiriyor. Yani PLC'leri falan değil. Ee, çünkü upload veya içinden çekme yapmıyor burada. Burada cihazı projeye ekliyor. Örneğin SP mesela seçip burada add device dediğinizde bunu getirecek. Şuradaki device yani network'te de buraya atacak. Zaten burada var diye eklemedim. Ama buraya çekeceksiniz projenize ve içerisine girdiğinizde böyle ayoları falan üzerinde gelmiş olacak. Hiç uğraşmanıza gerek kalmıyor öyle yapınca. Ondan da bahsetmiş olduk. Snapshot'ları göstermiştik. Options'ta zaten e, support package falan onları gösterdik. Kütüphanelerden çok detaylı bahsedeceğim. Onunla ilgili ayrı bir video olacak ama şöyle söyleyeyim. Bir kütüphane basitçe açıp mesela internetten indirdiniz. Örneğin işte V90 ile ilgili Sinapos, Sinaspeed var. Bunu indirdiniz, kullanmak istiyorsunuz. Ben de mesela nerede o bakalım. D'nin içerisinde Döküman, Siemens e, Library'nin içerisinde Motion Drive DriveLib DriveLib'in içinde olması lazım. Versiyon en son kaçı indirmişiz? 14, 15, 16 inmiş. 16'yı şöyle bir kopyalayayım. Bunu getirelim. Şuraya bir atalım. Extract diyeyim. Buraya çıkartalım. Şimdi burada ZAL 16 formatında. Ee, versiyon es eskiken açar mı? Bakalım. Library sekmesi var burada. Bakın sağda. Buraya geliyorum. Bu Project Library. Projemin içinde bir kütüphane varsa açılmış veya kendim oluşturuyor olabilirim şu anda kütüphane. Burada Global Library ise, ise genel olarak tüm bilgisayarımda bulunan kütüphaneleri yönettiğim yer. Burada HMI ilgili ön tanımlı şeyler var. Ben buradan bir open diyebilirim. E, global library. Bu şekilde bir e, open var. Bir de retrieve etme var. Yani projeye proje formatında library'ler oluyor bazen. Onu da projeden açıyoruz. Şuradan open global library deyip bakayım desktop'a attığımızı görecek mi? Drive lib. Z -A ile 16 open dedim. Nereye kaydedeyim bunu diyor. Automation'ı. Hadi şuraya bir, bir library'de klasör açalım. Daha derli toplu olsun. Yani her şey bir arada olursa daha güzel olur. Library S. Select folder. Buraya açsın. 16'da yazılmış. Bunu upgrade edecek bakın. On, 19'da bin tiyam. 19'a çevir diyorum. projeyi yükseltiyor library. Evet. Bakın buraya getirdi. Drive 1200-1500 versiyon 19 olarak getirdi hem de. Bunun altında type, master copy, common data, language, resource diye şeyler var. Burada bizim için önemli olan master copy veya type'lar. Artık hangisinde yapıldıysa. Şimdi ikisinin farkından bahsetmeyeceğim. Çünkü dediğim gibi çok detaylı bir kütüphane videosu olacak. bizim burada lazım olan şeyleri burada görebiliyorsunuz. İşte Cinemix için mesela. Şunu açalım. Mesela Cinepos. Bu bizim basitçe Siemens'in yazdığı açıkçası çok beğenmediğim bir pozisyonlama buluyor. Ben bunun benzerini kendim yazdım kendi ihtiyaçlarıma göre. çünkü içine baktığınızda aslında kez yapısı yapılmış ama bazen istenmedik şekilde çalışıyor. Ama iş görüyor. Bu işte hızlıca V90 gibi veya işte Telegram 111'i kullanarak servo sürmenize olanak sağlayan bir blok. Girişleri çıkışları aşağı belli ne yapmak istediğiniz ekseni aktif etme, işte pozisyon modları var, homing mi, işte absolut mi, relatif mi gibi joklama var. Ee, buradan start, stop, set point veya set target pozisyon girerek gönderiyorsunuz. Bakın kütüphaneyi bu şekilde buradan ekleyip doğrudan çağırabiliyorum. Kütüphaneler de bu şekilde. Ee, başka ne kaldı? Ya da bahsetmediğimiz şöyle yine bir bakalım. call update all bloklarla ilgili mesela bazen kırmızı olur değişiklik yaptığınızda update all blok oldu derseniz hepsini düzeltir. Onlarla ilgili zaten çok detaylı eğitim videomuz inşallah olacak. E, pencerelerden bahsetmiştik. Yani ya da illaki illa atladığım çok şey vardır. Çok kapsamlı bir uygulama. Zaten bu zaten benim anlattıklarım PLC tarafı ağırlıkla. Ha, bunun içerisinde HMI skadası, işte yeni çıkan panellerimiz, yeni her versiyonda yeni gelen özellikler var. Her biri ayrı ayrı kendi başına çok detay isteyen konular. O yüzden şimdilik bence bu kadar diyelim. Burada sonlandıralım bugün de. Yani aslında baktığınız zaman 4 tane başlangıç videosu olmuş oldu. Aşağı yukarı birer saatlik bu video biraz daha kısa oldu. Bir 50 dakika falan oldu. Toplamda yaklaşık 4 saatlik bir giriş oldu. TIA Portal'a ve bizim konfigürasyon kısmına hani hiç bilmeyen bir insan bile artık yani rahatlıkla birçok şeyi başlangıç anlamında çözebilir. Daha sonrasında zaten ilerleyen videolarda çok daha güzel şeylerle devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.